Herkese iyi geceler. Yavaştan toplanıp ondan sonra zorlu fikstüre başlayacağız. Bu arada toplanırken ve ben de bir tweet atarken yayına başladık. Tweetimizi atarken klasik olmak üzere FM21'de Napoli ile zorlu haftaya başladık diyelim. Çok zor, çok zor bu hafta. Zorlu haftaya başladık. Beklerim. Bu arada yavaştan geliniyor. Doğuşcan geldi. Hoş geldin. Selam. Sana da iyi seyirler. Şu mouse'umuzu ayarlayalım. Şöyle. Şeyi atalım. Eş dost akrabaya yayına bildiriyi geçelim. Şimdi bir de şuraya attık mı tamamdır. Bu akşam zor. Bu akşam baya zor. Bu akşam en zor akşamlardan biri olacak. Şu ana kadar oynadığımız. Dinamo Moskova. Hava burada kış. Eksilerde. Eksi 7. Hafif kar yağışı bekleniyor. Oyunda da ilk defa kar görme şansım var. Daha önce hiç görmemiştim. Bakıyorum şöyle. Şimdi. Telefonumuzu şöyle bırakalım. Şimdi. Nerede? Dinamo Moskova eksi 7 diyor tahmini hava. Sonra Juventus'a geleceğiz. Derece farkı inanılmaz. Eksi 7'den 12'ye 19 derecelik minnacık bir fark var. Hakikaten inanılmaz. Sonra Torino deplasman. Milan evimizde, Inter deplasman, Atalanta. Bu arada Juventus evde oynanması çok büyük bir avantaj diyebiliriz. Değil mi? Bence diyebiliriz ya. Juventus'a karşı evde oynamak. Toplanmaya başlamışız. Şimdi bir de ilk iki mağlubiyeti almıştık. Şimdi ilk şuralarda saçma sapan bir mağlubiyet aldık ya. Kızıl Yıldız. Şu maçın bir istatistiğine bakacaktım. Şu Kızıl Yıldız maçın benim için önemliydi. Bakalım. 1.70, 1.60. Evet, burada biraz isabetsizlik olmuş. Güzel. Güzel. Pas yüzde aslında yani pas kanallarını kapatamamışız. İyi bir pres yapamamışız. Ve topa müdahale hani şeyin dediği gibi Erman demişti galiba Sırplara dayak yedik diye. Hakikaten biraz öyle olmuş gibi gözüküyor maça baktığımızda ve yani normal ya. Zaten bir takım da biraz kopuk. Furkan da yazmış herhalde geliyordur. Şimdi artık başlayabiliriz yavaştan. Dinamo Moskova maçı da. Hemen mesajlara bakalım. Doğuşcan demiş ki doğacağım Halil Dervişoğlu'na yorumlar mısın? İzledin mi hiç? Halil Dervişoğlu Hollandalı olan oyuncu değil mi? Hatta Türkiye transferi konuşuluyor. Maçın değil de ben onun mixtape bile değil ya. Bir maç içinde özetini izledim. Hatta Brentford'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Brentford'da oynuyordu değil mi o? Aynen. Bir hatta böyle 1.80 boyu falan fiziği iyi, düzgün bir çocuk baya. Ya benim izlediğim özette Brentford'un
alt takımdaydı galiba. Yanlış, yani A takımda değildi. Denk gelmiştim o Türk oyunculara bakayım diye. Koşusu olan bir oyuncu. Araları iyi koşuyordu. O birazcık şaşırttı. Hatta beklediğimden daha iyi araları kaçıyordu. Bu bizim Poacher tip dediğimiz biraz oyuncu tipine yakında. Ama tam olarak da böyle sahada duruşuyla ilgili biraz sıkıntılar vardı. Ama çok yani geleceğin Türkiye santraforlarından biri olabilir ama biz biliyorsunuz yani kimler için. Ya Enes için de mesela çok daha umutluyduk Enes Ünal için. Olmadı ki Enes'in aslında kariyer şeyi daha iyiydi. Ya yani Enes gerçi hala olabilir. 27-28 yaşında patlama yapacağını ben bekliyorum Enes'in. Biraz daha yukarılara çıkacaktır da. Ama tam o mükemmel, en üst seviye Enes'i hiçbir zaman göremedik şu ana kadar. O anlamda söylüyorum, söyledim de ondan. Burak gelmiş. Hoş geldin Burak Uğur. Erdi gelmiş. Selamlar. Hoş geldin sen de. Selahattin Sivas'ın 44. dakikada yaptığı hata nedir hocam? Defanstan kısa... Maçı izlemedim. Bir şey diyemem. Başka bir işim vardı. Maçı yani yarın bakabileceğim. Sabah tekrarları oluyor biliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Vay 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 kimler gelmiş? Hoş geldin. Delikanlı Kojira Huyuga. Huyuga'yı severdik abi. Huyuga'yı severdik. Çağdaş Atan gibi böyle kolları da şey yapardı. Orada ama benim de en sevdiğim Tsubasa karakterlerinden biri Huyuga'dır ya. Huyuga delikanlı, delikanlı çocuktu. Biraz hakkı yendi. Net santrafordu. Ve Huyuga tam şeydi yani. Cristiano Ronaldo Huyuga ise Messi Iniesta'ydı. Zaten ben onunla ilgili çalıştığım kuruma bir spor çizgi filmleri için bir şeyler yazdım. Şeyin yapımcısı, Tsubasa'nın yapımcısının bir röportajına denk geldim. Yazıyı yazarken, metin haline getirirken. Gariban dostu, aynen kesinlikle Selahattin. Hoş geldin sen de. Tsubasa'nın yapımcısı, yani yaratıcısı şey diyordu. Adını unuttum şimdi kişinin de. Biz diyordu Tsubasa karakterini yaratırken Mario Kempes'ten asıl esinlendik diyordu. Hani esas ilk esinlenme noktası Mario Kempes. Bu 78 Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan Arjantin Valensiyalı 10 numara diyelim aynı zamanda. Ondan esinlendiğini söylemişti. Bu dönemde kimi benzetirsiniz diye sorduklarında da Iniesta demişti. Tsubasa için. Tsubasa demişti tam bir Iniesta benim için. Ama belki hani yaratıcının o azıcık yorumda olabilir yani. Beğendiği bir oyuncudur. Bu arada şimdi size sürprizimizle karşılarım. Yeni taktik. 4-4-2'ye geçiyoruz. Bunun da amacı şu. Benim bir şekilde bu kadroda daha verimi arttırmam gerekiyor. Bitiricilikle ilgili birazcık sıkıntılar başladı şu sıra. Verimi arttırmam gerekiyor. O verimi arttırmak için de 4-4-2 bir taktik yaptık. Şöyle kısaca da anlatacağım. Insigne'den gol krallığı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Aynen Selahattin. Aslında 4-2-4. Zaten ters ayaklı. Kanatlarla oynayacağız fakat bizim ya yani Lozano orayı bir sol ayaklı koyamıyoruz maalesef. Ondan dolayı yani buraya şimdilik Lozano ile idare edeceğiz ama Lozano'nun eksiğini Zielinski Mezzala oynatıp kapatacağım. Mezzala pozisyonunu daha önce Taner Hoca ile yaptığımız yayında anlatmıştım. Çok hızlı bir daha anlatayım. Mezzala pozisyonu half-back dediğim, half kanat, half winger dediğimiz aslında şu bölgede oynayan yani box to box şöyle gördüğünüz yani şu kutular 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şöyle düşünün. Şu kutuları yöneten oyuncular box to box. Tabii ki futbolda bunlar ceza sahasına da giriyor. Kendi ceza sahası önüne de geliyor. Ama ben hani basit kafanızda canlansın diye anlatıyorum. Mezzala ise kanada kayıp şu açıda hareket eden oyuncular ve yetenekli oyuncular. Mesela size hemen böyle hızlı bir Mezzala örneği vereyim. Bu bugün Beşiktaş maçında da goller bulan oyuncunun adını unuttum bir anda. İki gol atan Beşiktaş maçında kim attı ya bugün iki golü? Bir an dikkatim dağıldı. Şimdi chatten gelir yorumlar.
Yok, senden değil ya. Normal benim değil. Yani maçı izlerken bir yandan da böyle bir yemek kokusu da vardı. Dikkatimi o dağıtmış da olabilir. Yok yahu, Beşiktaş maçında gol atan Guardiola. Dur ya, adımı unuttuk. Hemen şuradan bakalım. Şuradan bakalım. Mesela o tam onunla anlaşılmaz. Mensah ya. Hoş geldin Furkan'cığım. Mensah, Bernard Mensah net bir mezal örneği. Tam bir mezal örneği baktığımızda. Ha, zaten oyunda onu aslında bu şekilde sınıflandırmış. Ve yani iyi mezalalar, yani iyi oynayan mezalalar da takımın ofansif gücünü box to box'lara göre kat be kat arttırır. Zaten İtalyan tipi box to box'lara aslında mezala deniyor. Bu arada aklınızda olsun. Baba oğul iki tane Mezzala'dan geliyor bunlar. Sandro Mezzala. Hoş geldin Cam. Sandro Mezzala'dan geliyor esas ismi. Bu Il Grande Torino takım var. 1946'larda şampiyonu, hatta namalü şampiyonu arkadan giden bir takım. Süper Gaia uçakları düşüyor. Bu uçak kazasında bütün takım vefat ediyor ve bu uçak kazası sonrası zaten artık Torino bir daha toparlanamıyor ve buradaki oyun tarzıyla, orta sahada box to box'a yakın oynayan oyun tarzıyla bir oyuncu öne çıkıyor. O da aynen gördüğünüz gibi Mezzella isminin zaten yaratıcısı. Sonra oğlu da onun Inter'de 10 numaralı formayı giyiyor. Aynen. Bu tarz bir taktik kullanacağız. Mezzella'lı. Çünkü Lozano'nun eksiği var. Burayı tam kapatamıyor. Buraya bir şekilde Mezzella'yı desteklemeniz lazım. Fabian'la defansif oyun kurucu oynatacağız. Evet, oyundaki birçok isim İtalyanlar. Segundo Volante İspanyolca olması lazım. Engenç İspanyolca. Kanca demek. Onların 10 numara tipi çünkü o. Başka. İngilizlerin zaten bir dolu terim var falan filan. Hoş geldin. İbrahim derim var ya, dönüp hoş geldin İbrahim diyecektim. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi başlayalım ya. Taktiğimiz bu. Bunlar iki tane yaratıcı forvetle oynuyoruz. Zaten bunları maksimize etmeye çalışıyoruz. Artı Insigne bunların arasında hücum oynayan ters ayaklı kanat. Insigne'den golleri arttırmaya çalışıyoruz. Fabian'la oyun kuracağız. Kanat beklerimiz. Ve Lianz Gulam çok formsuzdu. Hiç beğenmedim onu geçen maçlarda. Şu şekilde çıkalım. Taktiğimiz budur. Kanalın şifresi. Anca gelebildim. Kanalın şifresini bulmak çok zor oldu ya bu arada. Yani bayağı zorlandım. Şeyde sonra ismi yanlış giriyormuşum. Ya taktiği değiştirmemizin sebebi çok fazla açık vermeye başladık ve o 10 numara pozisyonu şu an bilmiyorum. Peşten sonra çok verimsiz oldu. Onun pas yollarına baktım ben şey istatistiklerden. Demin de baktım. Yok, gitmiyor. Yani 10 numarayı kullanamıyoruz şu anda. Şöyle diyelim. O karlı hava. Hadi bakalım. Zaten diyordu eksi 12. Stoperler çok kötü durumda ya. Hakikaten çok kötü durumda ama biraz zorlayıp bunu başaracağımızı düşünüyorum ya. Bakalım. Selahattin, hocam FM'de sezon içinde taktik değiştirmek şart mı? Ben oynarken 10 maç. Şimdi takım aslında patlamıyor. Genelde Pet çıkıyor. Pet'le birlikte oyunun motoru çok ciddi değişime uğruyor. Lozano. İşte gol be. Dakika 8. Güzel. Oyunun bu maç motorundaki değişiklikler sebebiyle zaten şey yapmak zorundasın. Yani oyunu birazcık değiştirmek zorundasın. Bazen her şey gidiyor. Yani bütün taktik gidiyor. Bütün dizi işin bir anda gidiyor. Mesela şu anda 10 numaralardan emin değilim. 10 numaralarla ilgili sıkıntımız var. Bazen de sadece bir offside'ı birazcık geri çık, birazcık ileri çık şeklinde değiştirip yani bir verim yakalayabiliyorsun ama genel olarak yani değiştirmek iyi olabiliyor. Biraz dizi işi değiştirmek iyi oluyor. 2 oldu. Bu arada takım İyi şey verdi. Taktik değişimi. Dakika 12-0. Güzel. Zielinski.
Bu arada dünkü pardon şeydeki yayında Salı günkü yayında hoş geldin Gökhan'cığım, hoş geldin. Aynen. Sivasspor gibi beyaz formaya çıktı. Napoli takımı. Onunla ilgili olan peki şeyi biliyor musunuz ya? Saçmalığı biliyor musunuz? Yani hiç takip edebildiniz mi medyadan? Mertens al onu git golünü at. At bunu 3 olsun. At bunu 3-19. Eyvallah Gökhan. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Bu arada Treco artista, Regista ve sanırım Segunda Volante'li mi bir taktik sormuştunuz? Yok yok hakemin sıkması değil. Şimdi maçtan önce bir gün veya 2 gün önce genelde kulüpler birbirleriyle konuşuyorlar. Aynen Mertens zaten dokun kesinlikle. Kulüpler birbirleriyle konuşuyorlar ne renk forma giyeceksiniz diye. Ve o konuşmanın sonucunda da kulüp A grubu formasını getiriyor konuştukları. Fakat kulübün ikinci tur formasını da getirme zorunluluğu var özünde, işin özünde baktığımızda. Ya dedik mi yemedik. Fakat Sivasspor sadece beyaz formayla gelmiş. Karlı maça. Yani o da ya aslında şey yapılabilirdi. Başakşehir'in forması giyilebilirdi. Tarihte var bu tür şeyler. Takımların birbirlerinin formasını giydiği maçlar oluyor. Tarihte olan maçlar. Hatta bir Nottingham Forest Arsenal maçı. Yanlış hatırlamıyorsam Nottingham Forest formasını veriyor. Çünkü Arsenal'ın forması ya yapım aşamasında kalıyor, ulaşmıyor. Bir sıkıntı oluyor. Nottingham Forest ona formasını veriyor. Bu yüzden Nottingham Forest'la Arsenal her maç yaptığında Arsenal daima ikinci rengini giyiyor. Daima kırmızı formaya Nottingham Forest giyer. Arsenal maçlarında. Şimdi şartlamıyorum. Böyle devam edin diyelim. Ya bu tür şeyler yapılabiliyor. O Zielinski golünü attı ama yoruldu. Oraya bir elmas atalım bakalım. Birazcık Fabian niye yükseldi bir anda elmas yanına gelince? Çünkü şey mi arttı? Uyum mu arttı? Bir garip bir şey oldu orada. Bir de böyle sakatlanmasın çok kritik ve skoru da aldık diyoruz. Hemen şöyle yapalım. Hoş geldin FM Hikayeleri. Eyvallah sağ ol. Ben Nottingham Forest severim ya. Ali abiyle sohbetlerimizin temelini oluşturan takımlardan biridir ama o esas Celtic anlatsın. Yani keşke bir gün böyle çıksa da anlatsa ya. Ben o zaman hani şey diye bir laf var ya, man crush deniyor buna böyle yabancılar. Hani acayip böyle tutulmak. Hani bir gün bir sohbet sırasında bir Celtic anlatmaya başladı. Yani ve sürekli de bakıyoruz o tarihlerde abi ne olmuş falan. Ya yani inanılmaz keyifliydi ya. Onlar zaten çekim yapmak çok keyifli. Hoş geldin Erman'cığım. Yok yok estağfurullah yeni başladık ya. Yeni başladık ama 4 tane attık ya. Bugün böyle bir taktik değişikliğine gittik. Bu taktiği YouTube kanalında paylaşacağım. Oradan bakarsınız. Şey yaparsınız. Hep beraber tekrar yorumlarız. Yani hatta kullandığınız zaman konuşalım. Taktikle ilgili ama şu ana kadar iyi gidiyor. Kıvanç hoş geldin. Selamlar. Sefa da sormadı herhalde bugün FIFA'da mı izliyor? Celtic evet gerçekten iyi bir takım. Aslında şeyi de değiştirelim. Burada bir sarı kartı var. Tamam Manolas değişsin. Hatta oyuncu değişikliğine birazcık geç kaldık. Aslında İrlanda'da Celtic'in bir esinti takım var. Şimdi onu da anlatacağım birazdan ama her şeyi de böyle bir anda anlatmasak mı acaba? Yavaş yavaş mı? Aa bir dakika sağ beki çıkarmayalım ya. Sağ bek kalsın. Biz burada bir Fabian'ı çıkaralım. Fabian yerine Lobotka'yı atalım. Lobotka'yı atalım. Stanislav. Bir de kardeşimi çıkarıp şuraya da bir... Ha Gulam'ı atarsak 5 değişiklik hakkı biter. Yok atmıyorum tamam. Tamam. Karlı maç bir de. Yani bu akşam FIFA yaparsak gelirim ya. Daha Sefa yazmadı gerçi ama. Büyük ihtimal gelirim yayından sonra. Yalnız şu ana kadar gerçekten iyi oynuyoruz. Şimdi şeyi anlatayım size esas.
Berker demiş ki geçen senenin bug'lı taktiğine çok benziyor. Geçen sene 4-4-2 bug'lı taktiğini bilmiyordum açıkçası. Ben klasik 4-4-2 ile hatta biz neyle bitirmiştik? 4-4-1-1 ile bitirmiştik seneyi. Aynen 4-4-1-1'e geçmiştik. O şekilde devam edip bitirmiştik. Ya ben esas şu Il Grande Torino ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Tarihte iki tane Dünya Kupası kazanan teknik direktör kaç tane var? Hani biliyor musunuz? Önce bunu sorayım. Bundan gelen cevaba göre devam edelim ama Google'lamayın. Bununla ilgili güzel bir hikaye anlatacağım çünkü. Çıkamadık ama güzel. Çok güzel baskı kuruyoruz ya. Mertens ne güzel kaçıyorsun ya. 34 değil 24 yaşında olsan keşke be. Aynen. Dolberg Guri kullanıyorduk geçen yıl. Löw yok. Löw iki tane Dünya Kupası kazanan tek direktör. Löw değil. Valla şöyle diyeyim. Dünya kupalarında yok değil. Hiçbiri değil. İtalyan Vittorio Pozzo. Dünyada iki Dünya Kupası'nın sahibi. Peki bu bilgiye niye biz çok uzağız mesela. Bu bilgi niye bilmediğimiz bir şey? Bu kadar hepimiz burada futbolu ilgiliyiz. Hala futbolcu sormuyorum. Teknik direktör olarak soruyorum. Bu bilgiye neden uzağız? Bir de onu hiç merak ettiniz mi diye yani. İki tane bu ve bu adam Dünya Kupası'nı iki kere kazanmış bir teknik direktör. Neden bu bilgi yok mesela? Niye bunu araştırınca öğrenebiliyoruz sadece? Dünya Kupası'nı ilk olarak uzadı. O da doğru. Doğru. Haklısın. 1954 ilk katılıyor. Aynen. İyi bir galibiyet aldınız diyelim. Yok bizim yani bu bilgiden uzak olma sebebimizin gitmemizle ilgisi yok aslında. Bu bilgiden uzak olmamızın sebebi Lippi de değil. Yok hayır. Vittorio Pozzo. İtalyan. 34-38 iki Dünya Kupası alıyor. Fakat bizim bu bilgiden uzak olmamızın sebebi özünde tarihten silinmiş bir adamdır Vittorio Pozzo. Çünkü 1938 Berlin Olimpiyatları sırasında bu biliyorsunuz Berlin Olimpiyatları en kara propagandanın yapıldığı 36 özür dilerim 1936 Berlin Olimpiyatları kara propagandanın yapıldığı en böyle sert geçen olimpiyatlardan bir tanesidir. Hatta bununla ilgili bir dolu film vardır. Bir tanesi Jesse Owens'ın hikayesini anlatır. 4 tane altın madalya alan siyahi koşucunun hikayesini anlatır. Abartarak anlatır. Oradaki aslında Hitler koşucuyu tebrik etmiştir gerçekten. Hikayenin özüne baktığımızda ama tabii ki sonuçta bir düşman yaratılıyor o hikayede. O hikayenin düşmanı da Hitler olduğuna göre onu biraz daha köpürtmek gerekiyor. Tüm dünyanın düşmanı olduğu gibi. Vittorio Pozzo da 1932 yılında Dünya Kupası'nı alıyor. Pardon 34 yılında Dünya Kupası'nı alıyor. 36 Berlin Olimpiyatlarına çok güzel bir İtalya takımıyla birlikte gidiyor. Bu arada bu toplantılar da dünyanın en saçma şeyi ya. Farkındayım abi ben her yerin istemiyorum toplantı falan. 1936 Berlin Olimpiyatlarına harika bir İtalya milli takımı gidiyor. Fakat bu İtalya milli takımının maça çıkmadan önce diyorlar ki Hitler tribünde selamlayacaksınız büyük diktatörü. Peki yani çok şaşırıyorlar ve istemiyorlar açıkçası hatta karşı çıkıyor aslında Pozzo bir söylentiye göre ama tabii ki bu hiçbir zaman ispatlanmış bir şey değil. Pozzo bunu hiç istemiyor. Tamamen karşı çıkıyor. İlk başta söylentiyi anlatıyorum veya bir rivayet olur ki karşı çıkmıyor. Tamam diyor ve buna rağmen takım sahaya çıkıyor. Hitler'i selamlıyorlar. Bu Hitler'i selamlamasının üstüne, bu Pozzo'nun üstüne diktatörleri destekleyen kişi olarak yapışıyor. Fakat 1936 yılında siz eğer bir Hitler gibi bir diktatörü selamladığınız zaman zaten bir cezayla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü o yılların anlayışına göre
bazı gruplara göre, bazı faşizan gruplara göre bu doğru bir destek. Yani onu destekledikleri için bu sporculardan. Ki sporcular çok da fazla desteklemiyor. Hatta Giuseppe Meazza'lı kadro. Inter'e stadın adını veren efsanevi santrafor, İtalyan santrafor. Ve ülkesine döndüğü zaman da eleştirilmiyor. Fakat 1938 Dünya Kupası'nı aldıktan sonra 1944 yılıyla birlikte savaşın artık izlerinin tamamen geçmesiyle birlikte Vittorio Pozzo'nun bu selamlaması fotoğraf olarak da yansıyor medyaya. Birkaç haberde yapılıyor, birkaç gazeteci bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu yazıyor. İşte bir diktatörün selamlayan kişi, diktatörü destekleyen kişi diye ve Vittorio Pozzo kendini pek de savunamıyor. Pek de kendini savunamıyor, sinirli de biri. Savunamıyor ve teknik direktör, efsane olmaya aday hocaya karşı bir propaganda yapılıyor. Ve onu tarih kitaplarından ciddi anlamda bir nevi siliyorlar. Sonra, aynen. Sonrasında, şimdi bunu Il Grande Torino'ya niye bağlıyorum? O takım Il Grande Torino, yani Torino'nun o mükemmel takımı 1948 miydi 46 mıydı şimdi onu net hatırlamıyorum. Süper Dağı'na çarptıkları kazada oyuncular ciddi anlamda tanınamayacak şekilde ve onları tanıyabilecek bir kişi var. Onları çalıştırmış teknik direktör Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo bir uçağa bindiriliyor. Pardon, helikopterle yanlış. Yok, helikopter yoktu o yıllarda. Bir araçla, ama farklı bir araçla. Dağda bir görevlilerle birlikte tek tek vefat etmiş oyuncularını tanımlıyor. Yani onları ismini çıkarıyor ve çok işte ağladı ve işte bir aylarca hatta yıllarca bu görseli hafızasından silemediği için tedavi gördü falan anlatılır. Vittorio Pozzo'nun. Acı bir hikaye ama yani öyle bir anlatmak istedim. Hazır İtalya Ligi'ndeyiz. Biraz İtalya Ligi ile ilgili hikayeler anlatalım. Şimdi Juventus maçına çıkıyoruz. Hadi. Enerji yükseltmek lazım. Kaldığımız yerden devam edelim. 4-4-2 ile çıkıyoruz. 4-2-2 ile çıkıyoruz daha doğrusu. Hatta 4-2-4 ile çıkıyoruz. Önemli değil ya. Kondisyon değiştiririz abi. 5 oyuncu değişikliği var sonuçta. Maça iyi başlamak daha önemli. Lorenzo Buffon. Buffon 42 yaşında aslanlar gibi oynuyor abi. Ah, beklerin Cristiano Ronaldo ile mücadelesi bakalım nasıl olacak. Çok bindirdin kaptırırsan çok büyük sıkıntı yaşayacağız o kanatta. Neyse. Fabian. Şimdi Zielinski'nin sol kanadı bir şekilde inmemiz lazım. İndik. Tamam güzel. Şimdi soldan bir daha bindirmek lazım. Güzel. Artık bundan sonrası oyuncuların yaratıcılığı gol geliyor. Ah. Zielinski güzel kapatıyorsun oraları ya. Aman. Çok korkuyorum şu kornerlerden. Dybala. Çok kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Neyse kaçırdı. Kıvanç demiş ki beğenmedim. Inter bu arada isim değişikliğine de gitti. Normalde FCÜM yani Futbol Club Inter Milan şeklinde olan isimlerini sadece Inter Milan. Hatta galiba Inter bir şey mi yapıyorlarmış? Yani hiç beğenmedim. Ya ben arma gibi şeylerin, forma gibi şeylerin çok fazla değişmemesi taraftarıyım. Yani of, bizim bekler savunma çok fena ama bu bir kontra atak mı acaba? Derken saçma sapan kaptırdım Fabian ya. En kaptırmayacak oyuncu. Neyse. Neyse. Ramsey gol attı. Inter Milano. Aynen Furkan aynen. Aynen. Evet, kesin ya. Çinli sahibi kesin değişikliğe gidiyor. O bilgi kesin. Ya şurada topu sürerken abi şu beke indireceksin. Oradan hata çıkacağız ya. Bu hatayı yapmaman lazım. Neyse. Döneriz. Biz bu maça döneriz abi hiç. Osimhen. Uf, çok kötü şut. City'nin evet biraz daha sempatikti, güzeldi. Bu minimalizm akımı ile birlikte logolarda ciddi bir sivrileşme ve minimalist denemelere geçtiler. Ben bunu çok fazla beğenmiyorum ya. Logoların sabit kalması gerektiğini düşünüyorum. Bir takımı anlatan şeydir çünkü logo. Gene korner.
kornerden bir tane daha yemeyeyim be. Yok, vermedim. Vallahi hiç bilmiyorum Brezilya ligi takımı. Bizim takım öldü bu arada. Oyuncu değişikliği şart. Sağ beki değiştireceğiz. Sol beki sağ alacağız. Yedek yok. Oo. Çok çok geniş oynuyorlar. Bu genişlik bizi mahvetti şu anda. Genişlik yüzünden mahvolduk ama ben ikinci yarı aynı taktikle ben denge getireceğimize inanıyorum ya. Şöyle bir sinirlenelim. İkinci yarı daha iyi performans. Bir de bir oyuncu değişiklikleri yapalım. Takım şöyle bir nefes alsın. Bir kendine gelsin. Şuraya Gulam atalım. Orta sahada aynen Fabian tedirginmiş. Zaten hata yaptın. Saçma sapan bir hata yaptın. Şuraya Elmas'ı atalım. Şöyle yapsak aslında daha iyi ya. Zielinski Elmas değişikliği yapalım. Birazcık bununla oynayalım. Ha bir de Lozano yerine Politano'yu atalım. Hadi bakalım bir 3 değişiklik yaptık. Azarladık. Umutluyum. Dur bir şey demeyeyim şimdi. Şu pozisyon bir geçsin. Zielinski defansif oyun kurucuya aldım ama gene kaptırdık. Gene çıkamadık. Neyse. İyi yarı sekte. Insigne. Zielinski. Gulam iyi orta gol getirir oralardan. Çok tehlikeli. Aa, gitti kaptırdı topu oraya kadar inip. Kontra yiyeceğiz. Yemedik neyse. Kötü çıktılar. Abi bir şekilde kanada indirmen lazım o topu. Ha indi güzel. Gulam iyi kes abi. İyi kes abi şu topu. Gitme oralara. Attık be. Uf, 1-1. Insigne. Güzel. 1-1. Devam devam. Döneceğiz. Döneceğiz döneceğiz. Maçta döneceğiz. Gulam çok iyi indi oraya. Buffon vallahi 42 yaşında Buffon gene uçmuş ama çıkaramamış. Şimdi 1-1. Hadi 2 geliyor. Hadi 2 geliyor. Hissediyorum ya maçta döneceğiz biz ya. Biz bu maçı daha çok iyi oynayacağız. İki tane saçma sapan hatadan gol yedik. Politano indir abi pasını. Vur! Vur be 2-1. Gol Mertens. Mertens geri dönüş, geri dönüş, geri dönüş. Maçta geri döneceğiz. Böyle de bitmeyecek maç. Daha. Bir tane daha golümüz var bizim. İki değişiklik. İkisi de asist yaptı. Gulam değişikliği. Insigne asist yaptı. Politano Mertens asist yaptı. Çok iyi değişiklikler bunlar. Neyse şurada biz gene pas hatasıyla çıkmayalım da. Çok yorulan Zielinski. Benim Zielinski bir şekilde almam lazım. Şu pozisyon bir geçsin de. Şu Zielinski'yi çıkaralım. Ugarte olabilir. Hadi be çık abi kafaya artık ya. Bakma orada pozisyona. Ha, şurada durdu oyun. Zielinski yerine tabii ki Lobotka'yı alacağız. İyi bir defansif oyun kurucu. Severim kendisini. 4 oyuncu değişikliği oldu. Artık birazcık da riskli dakikalardayız. Hadi bakalım. Ospina. Kötü bir degaj diyecektim ki Politano ver aradan Osimhen kaçar oradan. Vurma abicim vurma ya, vurma ya. Oraya kadar gidip vurma işte o topa. Bir şey olmuyor o topa vurunca. Hadi hadi hadi. Juventus'un da taktiği maşallah. 3-4-3 desen 3-4-3 değil. Politano çok verimli oldu ya. Mertens at at bunu Mertens 3-1. 3-1. Aslıcım şöyle bir tebrik alayım. 3-1. O zaman klavye reisten bunun hatırına bir klavye şov bekliyoruz. Mertens 3-1. Güzel. Hocam yoktur offside. Olsa zaten oynatmıyorsun yani. Bir daha izleyelim ya şu golü. Ah be Mertens ya. Seni santrafora koymadım. Günler için kendime kızıyorum ya şu an. Politano. Aman 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 aman. Şimdi kanada inecek çünkü boş o kanat. Bizim bek ileride tabii ki.
Ama 5 kişi tamam şu an yerleştik ama bek gene gitti. Adama bastı. Bek'in adama basmaması gerekiyor pozisyonlarda. Penaltı kaçır be. Kaçta 3? 3-1'i koruyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin futbol. Bilgisayar değiştirdim. Ya yani o tamir oldu. Monster Service harika bir iş çıkardı. O tamir oldu. Bir grup evdeki bilgisayarlarımı tek bir bilgisayara indireceğim şekilde değiştirdim. Tek bir bilgisayardan yayın yapıyorum şu anda. Ve yayın kalitesi arttığı söyleniyor. En son aldığım duyumlara göre. Almadı ya atalım oraya. Hoca bitir artık. Bakalım 3-1. 4'te gelir mi? Kulağım gene kesti. 4 geldi Politano. Sen nelere kadirsin Politano. Seni atalım biz ya. Oynatalım ama hamle oyuncusun aslında. Politano tek başına maçı çevirdi. Matteo Politano. Güzel. Gulam da gene kesti ortaya. Gulam da tam bir hamle oyuncusu ya. Güzel. İki tane hamle oyuncumuz var. Ama Politano sanki ilk 11'i hak ediyor. Onun da hakkını yemiyorum. 4-1. Devam, devam, devam. Devam. Bakalım 5 geliyor mu? Politano kornerden bir asist daha mı yapacak? Hadi be Buffon tuttu. Biz de artık 5'i mi istiyoruz ne? Pirlo istifa ya kesinlikle. Biz sene başında Ali abiyle İtalya Ligi'ni konuşuyorduk işte. Kimler ne yaptı ne etti falan böyle genel bir konuşmamız var hep. İtalya Ligi ile ilgili. Ona şey demiştim ben. İlk gidecek hoca Pirlo. Yani hiçbir şey yok. Adam bence çok şu an için yetersiz. Ya zaten Juventus'un genç takımının hocası olacaktı. Adamı A takım verdiler. Ya bence o bir anda Tudor'u görebiliriz ya. Juventus'un teknik direktör koltuğunda. Yoksa hadi be ulan Buffon olmasa var ya kalede 5-6 maç ha. Benim de izlediğim en kötü hoca olabilir Pirlo. Şu ana kadar. Yani İtalya Ligi için konuşuyorum. Yoksa Türkiye Ligi, alt ligler. Biz bir de Göztepe'li olduğumuz için Metket gelmedi galiba daha yayına. 5. ve 6. 5. lig diyeyim. 5. ligleri de izledik. Oralarda da çok enteresan çözümler üreten teknik direktörlerimiz oluyor. Hocalarımız oluyor. 4-1. Güzel. Güzel. Böyle geri dönüş. Böyle geri dönerler. Gurur duyuyorum ya. Gurur duyuyorum abi. Açık açık. Kesinlikle katılıyorum. Tudor iyi hocaydı. Hemen Politano'muzu yaptığı nacizane güzel asistler için. Hoffenheim maçı 5 gün. 5 günde bu takım dinlenir ya. Deplasman zaten. Bakayoko'yu çıkar abi. Şöyle çok kritik mesela Insigne'nin yorulması kritik. Oraya gene Politano'yu atalım. Şöyle oynamıyordu galiba değil mi? Oynar gerçi ya. Tamam şöyle yapalım daha iyi. Hem sağ ayak Lozan solda. Politano'yu sol ayak olması lazım. Aynen sol sağda. Tam istediğimiz gibi. Fabian yerine şeyi atalım. Lobotka'yı atalım. Zielinski yerine de Elmas'ı atalım. Birazcık bu takım dinlenmesi lazım. Su kaynatmaya başladık. Yine Gulam'la çıkalım. Ha bir de savunmada maksimum 3 yapalım. Bir tane de sevalım. Şöyle hızlıca yorumlara bakalım. Güzel güzel. Vallahi iyi geri dönüş yaptık ya. Aynen. Furkan mı demiş? Yok. Kıvanç dedi galiba. Şöyle bakıyorum. Mertens aynen makine çalıştırdı. Kesinlikle. Yenge çıkar daktiloyu yazmıştım. Furkan. Hocam su 100 derecede kaynarsa Napoli kaç derecede kaynar? Napoli kaynamaz canım kardeşim. Napoli hep kaynak. Biz artık yanıyoruz ya. 4-1 Juventus galibiyet ne demek? Ne demek? Juventus'u böyle işkence görmemiştir.
Roberto Baggio oyunda yok. Roberto Baggio'nun şöyle bir hikayesi var. Futbol bıraktıktan sonra İtalya genç takımlar koordinatörü olacaktı. Hatta oldu mu ya? Oldu galiba. Bir yıl ya da iki yıl kadar yaptı. Sonra evet Egecan. 4-2-4 oynuyoruz. Taktiği YouTube'a atacağım. Oradan bakarsınız. Sonra ayağını kaydırdılar ya onun. Zaten Baggio çok efendi, naif biri. Hani çok böyle bu tip politikalara da gelemez. Bu tip politikalara gelemediği için de varlığını sürdürmez. Sergencim hoş geldin. Paramız yok. Yok abi paramız. Yani şu an için yok ama satış yaparız. Bir şekilde olur. Ha varmış ya. 13 milyon varmış. Lan bütçeden haberim yok. O hatta arttırabiliriz bunu. 12 yaparız. Sana 12 olur Furkan. Evet, adamı yediler ya İtalya'da. Yoksa iyiydi. Güzel projeleri falan vardı. Birkaç tane bu Alman tipi projeler uygulayacaktı. Onları olmadı. Bizim stoperi şeydi değil mi? Dur senle hep konuşuyoruz. O İtalyan genç kardeş. Papetti. Papetti'yi kapatalım dedik. Bir dakika. Papetti gitmiş ya. Almışlar abi Papetti'yi. Allah bilir şöyle bir 3,4 zaten buna şimdi teklif yapacağız. 80 milyon Papetti gitmiş abi geçmiş olsun. Vallahi gitti. Baggio'nun frikik oyunu. Bak bilmiyorum onu Erman. Hangi oyun o ya? Onun atsana bana şeyini. YouTube'da falan videosu varsa. Abi yok Baggio ya. Bakalım ben çıkarım yani başka biri çıkmaz. Yok abi al buyur ben çıkıyorum ya o benim şu. Hani fotoğrafından tipine her şeyle benim. Ya olmadığını biliyorum abi adam çalışmıyor şu anda. Çalışmayan adamı niye koysunlar? Bu aslında santraforlardan da Mertens yerine almadı yatsak risk olur ya. Hadi neyse atmıyorum o kadar da değişiklik yapmıyorum da buralarda. Şampiyonluk gelir. Abi çözemiyorlar. 18 yaşından 80 milyon hala istiyor bu oyun. Çok haklısın Metket. Hala çözemiyorlar abi. Yani şu an 30 milyon verse alamayacağım mı? 3 milyon değeri olan adamı. Ya saçma sapan bir şey. Parmakla işaret edelim. Şöyle. Hadi bakalım. Hoffenheim'i de yenersek artık biz bu şampiyonluk yolunu UEFA Kupası'na açarız. Politano. Aa, kaçırdık. Egecan bu sorun değil demiş. Ya Egecan bence sorun abi. Şöyle düşün. 80 milyon euroya alabildiğim futbolcuları düşün. Bir de Papetti'yi düşün. Hiç daha forma giymemiş. Sene başında Brescia'dan 3 milyon almışlar. Şey 2,5 milyon almışlar. Yani 2,5 milyonu aldığın oyuncudan 10 katı kar yaparsın da 1000 katı kar peşinde koşmazsın. Yani böyle bir futbolda böyle bir dünya yok. Oynamıştır adam. İnanılmaz bir şey göster. Mbappé'nin Monaco'da çıktığı ilk 5 maç gibi performans göstermiştir. Kardeşim sol şuraya yuvarlasan gol ya bu arada. Yani kazma mısın ya sen? Atamadın gole bak. Erman demiş ki sen 89. Evet, aynen. Mesut'la ilgili konuştuk. Ya ben Pelkas'la da birlikte oynayacağını düşünüyorum bu arada. En büyük soru işaretlerinden biriydi o. Mesut'un futbolu ne kadar özlediği ve fiziksel durumunun ne seviyede olduğu onun kariyerini belirleyecek. Yani şu anda Fenerbahçe kariyerini belirleyecek. Çok klişe bir yorum olarak. Kendi öngörümde Mesut'un ben başarılı olacağını düşünüyorum ama beklediğimiz seviye bir başarı değil. Biraz daha ince işçilikte başarılı olacağını düşünüyorum. Öyle kısa da bir özet geçeyim. Dün şey Salı günkü program var YouTube'da. Oradan izleyebilirsin. 250 milyon gördüm. 80-90 izledim. Saçma izledim. Yani bence de abi 80-90 izlenecek şey değil ya. Aynı fikirde. Metket'le.
Can Hulk Beşiktaş ihtimali. Şimdi Hulk'un evet Beşiktaş ihtimali varmış diyorlar. Ama yani ben de Ekşi'de okudum bugün. Yani Ekşi'de okudum şeyi söylüyorum aslında. Şimdi Hulk 34 yaşında. Hatta 34-35 yaşında. Yani çok bana Beşiktaş transferi gibi gelmiyor abi. Aboubakar iyi, Larin iyi formda. O kadronun bir santrafora ihtiyacı var mı? Bence yok ya. O kadronun daha çok bir stopere ihtiyacı var. Baktığında hani ilk alınacak oyuncu bence bir stoper olmalı. Hulk olmamalı bu. Mertens gene vurdu geçti. At artık da. Abi kaçırmayın artık ya. Neyse attı Lozano. Ha Sergen doğrulamış mı? Tabii ki Sergen her zaman. Konuşmuştuk zaten abi. İlk benle bir de şey bir forma çekişi için birine söz vermiştim. Mertens Kasper abi. Bu PES 6'daki Thierry Henry gibi. Ya Can şöyle Hulk'a alternatif yapamazsın. Hulk'un egosu çok yüksek bir oyuncu bu arada. Ya Hulk egolu bir oyuncu. Öyle şey bir oyuncu değil. Kolay değil yani ona alternatif yapmak. Ya ben çok çok doğru dedin. Beşiktaş'ın oylama haberleri gibi. Şöyle bir şey fark ettim aslında zaman içinde. Sergen sanki birazcık oyuncularını da motive etmek için böyle transfer haberleri kullanıyor olabilir. Ya bu çok da mantıklı bir şey. Mesela Larin o transfer haberlerinden beri daha da iyi oynamaya başladı. Bu arada gol yedi. Kramer'i çok severim. Andre Kramer'i. Valla Huyuga sen de oynamışsın ya. Ben nasıl oynamam abi bu bacı oyunu? Ben bütün futbol oyunlarını oynadığımı iddia ediyordum ya bir ara. Hayda. Erman atsana şunu bana YouTube'dan. Şeyini. YouTube linkini falan bir şeyini. Sinirle kolları savurmayalım. Genel ters performanstan memnun değilim. Aslında gol kaçırdık ya. Memnun değilim de şimdi biraz ağır oldu ama yapacak bir şey yok. Biraz da yedeklerle çıkıyoruz. Osimhen de yoruldu tabii. Almada, Insigne. Insigne atalım oraya. Bir de sonra Lozano'yu bir ara çıkartırız. Ya flash oyundur da hani şey için soruyorum. Ya en azından oynayayım diye değil zaten. YouTube'da hani izleyeyim neymiş. Hani free kick oyunu. Çünkü değişik bir oyun. Baggio diyorsunuz. Yani böyle bir beni can evimden vuruyorsunuz ya. Ne gol attım be Mertens. Ha buradan mı attın? Şeyde bakayım. Sonra bakayım. Şimdi tek ekrandan yayın gidiyorum. Ha dur ya bakabilirim buradan. Aynen dur bakabiliyormuşum. Hemen bakayım bayağı merak ettim. Yanımı açtım. Magical Kicks. Vay 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 vay. Nasıl bilmem ben bu oyunu ya? Aa gol atınca da resmi de çıkıyor. Reis'in. Kaçırınca da çıkıyor. Güzel. Güzelmiş. Vallahi bilmiyordum. Bu arada Insigne 3-1 yaptı. Hazır 3-1 oldu. Hemen dinlendirmeye devam. Mertens'i çıkaralım. Almada'yı atalım oraya. Bir de Lozano'yu çıkarıp hatta Lozano kalsın abi. Biz Politano'yu çıkartalım. Victor Fischer'ı. Ha Erman atmıştı. Eyvallah görmüşüm Erman. Şöyle bütün takımda neredeyse böyle bir sakinledi takımda. İyi oldu ya. Vuran gidiyor, vuran gidiyor şeklinde oynuyoruz. 3-1. Güzel. Hoffenheim'a karşı. Bir de savunmadan Manolas'ı çıkartacağım ama onu 75'te çıkartayım. Aa, Elif'e hareketlerde sert olma demek lazım ya şu an. Bir dakika onu da diyelim de. İkardi bir derde. Ops. İkardi bir derde kırmızı görmesin. Pres düşüreceğiz biraz. Kesin bakalım. 4 geliyor mu? Kaçtı.
Şampiyonluk yakın 5. Aynen. 1-0 Bilbao dün nazar ettik hocam. Yenilecek de bu kupa. Ya Ibiza yeniliyor şu an. Bildiğim kadarıyla Ibiza yeniliyor olması lazım. Valla Kupa Bey dedik. Neler neler dedik ama Ibiza'dan çıkamayacak herhalde Bilbao. Gerçi ikinci yarıları belli olmuyor. Alma'da yok abi ya. Bu oyunda onu çok... Ya ben tam böyle şeyini yapamadım. Bir de rahmetlinin fiziksel özellikleri kısa boyuna rağmen ayrı bir kuvveti vardı. Alma'da da o çok eksik. Onun eksikliği de maçında ekstra hissediliyor. Şöyle Kolibali'ye atalım. Bir 10 dakika o da oynasın. Manolas da dinlenmiş olsun. Çok yorulu takım. Evet. Biz hesabı... Ama daha var ya abi. Daha 18-19 yaşında çocuk. Dur bakalım ya. Oynatıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oynatıyoruz onu da. Haydi bakalım bir daha hata çıkıyoruz şimdi. Bu uzun paslar iyi aslında ama tam taktik şu an şey yok takımın. Taktiğe duyarı birazcık düşük. Ondan bazı uzun pasları bazı oyuncular geç çıkış yapıyor. Bu da hiç pozisyon olmamasını sağlıyor. Offside yok mu ya? Güzel. Mesela bu çok güzel bir çıkış şu anda. Fischer aradan koştur. Oh be. Sonunda Insigne bit. Ye abi onu. Helal. Bielsa kariyeri. Bielsa kariyeri işte hedefimiz Napoli ile UEFA Kupası veya Şampiyonlar Ligi dedik ama hani Şampiyonlar Ligi yarı finali diye güncelleyelim onu. Bir de ligde şampiyonluk. Esas ilk hedefimiz. Onlara ulaştıktan sonra bir anket yaparız. Ya Leeds ya devam edelim diye. Ankete göre bakarız. Ben açıkçası bu regenler çıktıktan sonra da FM'ye çok fazla devam etmeyi sevmiyorum ya. Öyle bir huyum var. Çünkü regenler çok artık bir adam çıkıyor 18 yaşında Messi'den falan iyi oluyor. O birazcık beni rahatsız ediyor. Tabi bu arada çıkabilir mi? Bilmiyorum. Belki 15 yıl sonra falan öyle bir adam çıkıyormuş. Bir de ben de böyle lafımı yediğimde kalıyormuşum ama zannetmiyorum ya. Onlar türünün tek örneği oyuncular. Dinlendirdik artık ya. Hala mı dinlenmek istiyorsunuz? Şöyle başlayalım. Bir de biz artık Lozan yönü Politano dedik oraya. Şu taktiği bir şey kaydedelim ya. Hops yanlış yazdım. Kaydedelim. Devam. Messi'yi şu an alamayız. Ya bazen oyun sonunda şey oluyor. 36 gibi. Bazı takımlara geliyor. Bize gelir mi bilmiyorum. Belki gelir. Ya bir regen olayına da oturtamıyorlar. Bence o da biraz aşırıya kaçıyor. Bu arada Twitter'dan soru gelmiş. Yayın ne zamana kadar diye. Şöyle fikstüre bakalım. Torino, Milan. Bakıyorum şöyle hızlıca. Torino, Milan, Inter, Atalanta. Inter'e kadar gelelim bir saate bakalım. Ondan sonra ona göre yayını da yavaştan sonlandırırız. Ya Messi'nin 37 yaşına gelmesinin şöyle bir özelliği var. Bunu daha önce Taner Hoca ile de konuşmuştuk. Belki de gelmeyenler için anlatayım. Şimdi oyundaki en önemli şey kişilik modern citizen. Onu ne diye çevirdiler bilmiyorum açık söyleyeyim. Şurada karakter. Modern citizen, profesyonel ve yarı profesyonel gibi bir şey var oyunda. Bir karakter yani İngilizce'den biliyorum, Türkçe'den tam karşılığını bilmiyorum. Osman sakatlandı. Kötü oldu. Hayda. Hadi Almada'yla oynayalım ya orayı. Ve bu karakteri diğer bir oyuncuya verdiğin zaman yani bir oyuncu tutor yani eğitimi aldığın zaman oyuncunun karakterini elde ediyor. Küçük olan oyuncu, eğitilen oyuncu ve o açıdan böyle yaşlı ve ikonik yani efsanevi oyuncuları işte Ronaldo, Messi falan yaşlı oldukları zaman da almak
O bir genç bir oyuncuya tanıttığın, şey yaptın, çalıştırdığın zaman da ekstra katkı sağlıyor oyuncuya. Artı oyuncu özelliklerini de kopyalıyor kendine. Mesela işte dictate tempo. Yani tempoyu yönet. Onu da kopyalıyor gibi. Kimle eşleştik? Feyenoord. Güzel. Şöyle bir Fikret Orman gülüşü yapayım. Neydi? Gen çeken Fikret Orman gülüşü. Mentörlük oluyor aynen. Manolas yoruldu. Buraya Maximovic'i atalım. Artık bundan bir yorgun bir şey. Bize bir milli takım arası şart. Hızlı bir sevda alalım. Ya mentörlük olayının öyle bir avantajı var. Onu yaptırmak gerekiyor. Yaşlı oyuncuları da tutmak gerekiyor. Almak gerekiyor hatta. Şimdi aslında sizi övüyor. Devam. Torino. Neyle çıkmış bunlar? 4-3-2-1. Ama aslında bu taktik verdi ofansif orta sahadır. Gojak biraz daha geriye gelse fiziksel olarak. Aslında bu taktik 4-5-1. Gülüyorsan otur geçeceksin hocam. İnşallah. İnşallah. güldük ama. Şey, Torino'nun taktiği mi? İki tane. Bakalım. Hadi vur. Vur be. Almada. Ondan bir Ronaldo bekliyorduk. Oldu mu acaba? Ronaldo diyorum ya Maradona. Almada'nın golünü izleyelim. Fabian. Mertens'e gelmedi top. Thiago Almada. Hile dinlemez ama aynen. Ya futbol taktikleri tarihini oku Sergen. İlk onu önermiştim. Onu hala galiba okumamış. Onu okumuş olsan şu an yazıyordun bana. Twitter'dan kesin. Diyordun ki hocam okudum inanılmaz kitap. İlk yani Jonathan Wilson'ın futbol taktikleri tarihi. Çok ufuk açıcı bir kitap. Ha aldın. Tamam onu oku o zaman. Aldıysan. Sırada olsun. Almadı bu sefer kaçırdı. Neyse easy. Buradan bakalım ya farkı da açmaya başlayacağız. Şampiyonlar gidebiliriz. UEFA birazcık sıkıntı bizim için. Fabian de bir sarı kart. Zielinski de. O iki tane orta saha sarı kart gördü ya. Bunları değiştirmek lazım. Bunlar kırmızıya döner. Şuradan kişiselleştirmişten. Müdahalelerde sertliği azalt. Ama pres çok çok düşüyor. Onun düşmesi de hiç şirin bir şey değil. Şöyle yapalım. Yedik mi? Yemedik. Egecan demiş ki onun yarısına kadar okudum. Haf maf diye. Haf şuradan geliyor. O Türkçeleştirme İbrahim Seten abimizin Türkçeleştirmesi. Doğru da bir Türkçeleştirmedir o. Halfback aslında onlar. Ama halfback'ten kastım gidip de defansif back değil. Halfback eskiden piramit düzeniyle of ne gol attım be Mertens. Eskiden piramit düzeniyle oynuyor ya takımlar. WM formation deniyor buna. WM dizilişi. Bu WM dizilişindeki orta saha göbeklere halfback deniyor. Çünkü geriye dönüyorlar. Yarım geriye dönen biraz ileri çıkan oyuncular halfback. O anlamda geçiyor. Haftır onun Türkçesi. Oku oku bitir onu. O sonrası da çok iyi. Ya ben forvetsiz taktikleri Egecan bayağı destekliyorum. Spalletti'nin o Roma'da hayali Totti'li, Mancini'li. Mancini diyorum ya. Manişeli. 4-6-0'ı. İyiydi, net, güzel bir taktikti ama ne zaman 6-7 yediler rakiplerinden, o zaman dağıldı takım. Şöyle bir sıkıntısı var şey taktiklerin. Şurada bir çok affedersin, bir oyuncu değişikliğini de yapayım. Bir dakika.
dakika. Şurada bir de pres düştü. Pres düştü. Biz de düştük oyundan bayağı bir. Elması mı? Bakır kumu. Hadi elmas alalım ya. Kendinizi beğenmiş tabi takılmayın diyelim. Şimdi şöyle. Forvetsiz taktiklerin reaksiyonu çok geç oluyor. Yani o reaksiyonun yavaşlığı da yani mesela gol yediğin zaman forvetsiz bir taktikte oynuyorsan buna reaksiyon göstermen çok zor. Çünkü bir pivota veya iki pivot santrafora, pivottan kastım uzun boylu değil bu arada. Ortada oynayan merkez santrafora ihtiyacım var. Bu arada Politano gene golünü yazdı. Süper. Ve bu oyuncun olmadığı vakitte de yoksun sahada. Eksik kalıyorsun ve şu ana kadar 4-6-0 oynayan takımlarda genel olarak gördüğüm şey de kısa boylu oyunculardan, fiziksel olarak değil teknik meziyetleri üstün oyunculardan kuruluyor ama bu artık stoperlerle kapıştığın tandemin arasına girdiğin zamanlarda fizik çok daha ön plana çıkıyor. Fiziksel yükü taşıyabilecek oyunculara ihtiyacın oluyor. Ondan dolayı bir yere kadar destekliyorum. Bir yerden sonra dönüşümünü daha tamamlayamadığını düşünüyorum. Ama ben geleceğin gene 4 biz yani biz gene 4-4-2'yi konuşacağız gibi geliyor bana. Ama bu 4-4-2'den kastım şu bir dakika çok özür şey de değiştirelim. Takım yoruldu. Yoruldukça hatalar da gelir. 3 değişik oldu. Bir tane daha yapayım, bir tane de 80'de yapayım. Politano kalsın. Fabio'nu çıkarayım. Demme olmaz orada. Lobotka olur. Şöyle. Yani fizik önemli. Fizikli bir oyuncunun olması önemli santraforda. Ben 4-4-2 ya da 4-4-1-1'in dönüşüm geçireceğini düşünüyorum. Ha FM'yi kastettiysen FM'de bu yıl birkaç tane denedim. Hatta Gökhan sana atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Taktiklerden bir tanesini sen de benle birlikte bakar mısın diye. Çok verimli bir taktik daha yaratamadım açıkçası onlarla ilgili. Daha öyle tam oturmadı. 2-0 artık herhalde buradan devam ediyoruz. 3-4 gider. Güzel. Biraz pozisyon az girmişiz gibi gözüküyor ama az ama öz girdik. Bitirdik maçı. Güzel. Fiş çektik hemen. Aferin beyler. İyi bir galibiyet aldınız. Şimdi. 2 gün. Pii. Takım bitti ya. Çok yorulduk. Nasıl çıkacağız 2 güne? Bir daha yapalım da. Takım çok yorgun şu an. Ve Milan maçı. Bir de deplasman mı? Yok ev. Neyse ki evmiş. Neyse bakalım çıkarken. Huyuga demiş ki iki tane sahte 9 olsa ve oyuncu tarzları biri sprinter, diğeri teknik hafif eski 10 numara tarzı olsa pratikte nasıl olur? Şu maçtan sonra mı dinlendirelim? Bir ara bir maçta yok abi Inter, Atalanta yok abi dinlendirmeyeceğim ya oyuncuları. Zaten 5 değişiklik yapıyoruz ya. Yorulan yorulduğu an şey yapacağız, kapanacağız. Yani kapanacağız. Erman'ın mesajı okudum, kapanacağız. Yoruldukları an değiştireceğiz, yapacak bir şey yok. Şu an önemli olan galibiyet serisi 11'i bozmak. Milan bir de ikinci. Şimdi Huyga sorun güzel. İki tane sahte 9. Sprinter diğeri 10 numara. Yani koşturacaksın. O zaman şimdi sahte 9 da aslında bir nevi 10 numara meziyetleri gösterilen bir oyuncu oluyor. Şimdi bir tanesini koşturacağın zaman aslında poacher nitelikli bir oyuncu. Yani 10 numarayla poacherlar. Böyle birlikte uyumlu oldular. Çünkü düşünsene biri var. Sürekli ara pası atıyor, çalım atıyor, pozisyona yaratıp bitiriciye çıkartıyor topu. Bir de sahte 9 var. Seninle birlikte hareket ediyor. Senin yanına geliyor. Pas istasyonlarından biri oluyor.
O da karakter olarak ilerideki pivotu yani santraforu, center forward dediğimiz santraforu beslemek istiyor. Vallahi Catenaccio'ya karşıyım ben ya şu an. Ama bu yorgunluk da hiç hala alamet değil. Bunu şöyle yapalım. Gulem'le başlayalım. Buraya da şeye atalım. Kanat beklerin yorgunluğu çünkü çok vurucu oluyor genelde maçlarda. Bu şekilde başlayalım bakalım. Sonrasına bakarız maç içinde. Lozano ile başladım. Politano ikinci yarı atacağım. Yo, Politano ile başladım ya. Niye Lozano dedim? Şöyle ne diyelim? Maçı lazım beyler. Sizi eleştiren gene bir ortak düşman belirleyelim. Takım ona saldırsın. Fabian. Gulam güzel ortaları maç çevirdi. Fabian at. Atamadık Instagram. Bu maçlarda Osimhen'e ihtiyaç vardı ya. Osimhen olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Bu arada Milan'ın kondisyonu nasıl acaba? Bir ara onu da bakayım. Cidden görüyorduk ne güzel. Diziliş yerine. Milan full Besel. Hadi be Politano alamadın. Çok tehlikeli ataktayız şu anda. Of Teo Hernandez. Gol. Yiyeceksek İbrahimovic'den yiyelim ya. Yapacak bir şey yok. Ama döneriz maçları. Tek sıkıntımız yorgunluk şu an. Zlatan atar abi atar. Yay. Dizilişini değiştirirlerse göreyim ya bir dakika. Döneriz. Bakalım. Dedik ve iki mi yiyoruz? Of. Of. Offside. Neyse. Metket burada ya. Başından beri burada. Şey gibi. Yengeç gibi. Öyle dipten izliyor. Offside hocam ya. Hadi. Devam. Sergen Beşiktaş oyunu nasıl değerlendirirsin demiş. Cevap vereceğim. Maç şu maç bir tık ciddi oynuyoruz. Şu maçı kaybetmeyelim. Tamam olsun hadi. Ofsayt gördük. 1-1 oldu bu arada Atletik Bilbao maçı. Golü de atanı söyleyeceğim. Temiz gol. Raul Garcia vay tecrübeli oyuncu. Oyuna girdiği gibi gol atmış bu arada. Almada'yı çıkarırız. Oraya Lozano'yu ya da Insigne'yi atıp Lozano kanatta kalır. Insigne, o Insigne'de yalnız bir sıkıntı mı var? Yok. İyice düştü kondisyonlar. Bir şey de üretemiyoruz şu anda ama döneriz. Döneriz. Hiç canımı sıkmayalım. Ne yaptım ya? Önce bir soyunma odasına gidelim. Yanlışlıkla taktiğe bas. İkinci yarıda sizden daha iyi performans bekliyorum. Gulam ekstra kötü oynuyor. Şöyle yapıp şuraya Di Lorenzo'yu atalım. Şöyle Almada'yı çıkarıp buraya da Lozano'yu atalım. İki tane ters ayak kanadı yakaladık gene. Sonra Politano'yu çıkaracağız. Hadi. Dönüyoruz ya. Hadi bakalım. Tekrar daha çok çabalayın da diyelim. Bak Kolibali adam yok canım kardeşim. Yapacak da bir şey yok. Bunlar ama. Çıktı aldı. İbrahimovic her topu indiriyor ya. Fiziksel olarak eşleşemedik adamla ki Kolibali var yani adamın üstünde aslında. Gene İbrahimovic. Gene dışarı çıkardı. Bu sefer İsmail Beneker. 2 oldu. Milan maçında patladık. Hay Allah ya.
Bir değişiklik daha. Politano çok yoruldu. Şöyle yapalım. Victor Fischer'ı sola. 3 oldu. Bir değişiklik daha yapalım. Orta sahayı toplayalım. Zilinski yerine Elmas'ı alalım. Elmas bazen şapkadan tavşan çıkartabiliyor. Oo, Lorenzo da sakatlandı. Elmas değişikliğini yapmış mıyız? Yapmışız. Neyse, son değişiklik hakkımızı da. Maksimovic'den yana kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Adam yok zaten. Of, bunu atsak bir ihtimal dönerdik de. Yok, dönemeyeceğiz. Hakan tehlikeli. Buracım hoş geldin yayına. Hakan illa tehlikeli bir şeyler yaratacak gene tabii ki. Bizi İbrahimovic'e, bizi pivot oynayabilen Immobile, İbrahimovic, ki Immobile aslında fırsatçı biraz da. Bir de penaltı Musaccio'ya yaptır. Abi Musaccio'ya penaltı yaptırmayın artık ya. Hay Allah. Hocam izleyelim, çabuk karar verin. Penaltı mı değil mi? İzliyoruz ve hakem penaltı verdi. 3-0, büyük bir hezimete doğru gittik ikinci Milan maçında. Üç oldu. Kötü düştük ya oyundan ama çok yorgun çıktık. Yani büyük bir risk aldım. Riskte de 1, 2, 3. Aa, bir dakika, bir tane değişiklik niye almamış ya? Değişiklik hakkımız daha var. Onu da kullanalım. Zaten yorgun takım. Fabian'ı çıkaralım. Ha, Beki görmedim mi? Beki değiştirdik. Tamam, doğru. Nazar değilim. Aynen. Aynen. Nazar değilim. Kötü de oynadık ya. Hakikaten kötü de oynadık. Dördü yemeyelim. Tek isteğim o. Liderliği kaptırdık mı acaba? Şimdi bundan sonra Inter maçı var. 3 gün sonra. Sonra vallahi diyecek söz bulamıyorum ya. Neyse. Şöyle bir sinirli çıkış yapalım. Liderliği kaptırdık. Aynı puandayız ama Napoli öne geçti. Bir de Di Lorenzo'yu kaybettik. Bir ay. Ve bu, yani bu dönemde bunu kaybetmeseydik iyiydi. Artık takım zaten çok yorgun şu an. Olsun, olsun. Bütün zorluklara rağmen bir şekilde çıkacağız buradan da. Bir dakika, şöyle yapalım. Fabian'ı bir dinlendirmek istiyorum ya. Inter maçı ama biraz dinlensin ya en azından. Osimhen döndü bu arada. Dönecek yani o güne kadar. 3 gün diyor. 3 gün var, dönmez. Yok, Osimhen dönmeyecek ya. Aynen. 3 seferde 5 yaş. Aynen. Sonundan aklıma geldi. Vallahi rezillik ya. Inter 10'uncuymuş. Inter kötü gidiyor. Güzel. İnter kötü gidiyorsa bir tekme de biz atsak aslında ne güzel olur. Hem de tekrar reaksiyon maçı olur. Bizim için de. Hızlı hızlı geçiyorum. Biliyorsunuz bir takım maç kaybetti mi en çok istediği şey hemen tekrar maç yapmaktır. Bizimki de o hesap. Valla defansın ortası falan da yorgun ya. En azından şöyle Maksimovic de çıkalım. Manolas yerine sonra Kolibali'yi de çıkarırız. Bu yorgunlukla hakikaten zor mücadele verecek bu çocuklar. Osimhen iyileşti mi? Osimhen lan öyle bir yerde sakatlandın ki en önemli yer ya. En önemli yer. Insigne'yi atalım. Şuraya da Lozano'yu koyalım. İki tane ters ayaklı kanadımız olsun kanatlarda en azından. Hadi bakalım, zor. Zor maç.
Önce Sergen'in Beşiktaş sorusu hemen diyeyim. Bir, iki, üç dakika bir şeyler söyleyeyim. Çıkıp eğlenme mi? Sergen'in aslında ben Beşiktaş'ta oynatmak istediğini Buğra'cığım teşekkür ederim bu arada subscribe olmuşsun. Onun da Türkçesi ne acaba? Üyelik mi diyoruz? Şimdi abone. Abonelik aynen. Şimdi şöyle Sergen'le ilgili şunu söyleyeyim. Attık bu arada ve Mertens güzel. 1-0. 2016 yılında Bein'deyken ki teknik direktördü o yıllarda da bir Akhisar Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş'in oynattığı oyunla ilgili şu yorumu yapıyor. Hatta bugün denk geldim de. Diyor ki siz diyor ben diyor futbolda diyor ofansif taktikleri çok da fazla aslında desteklemiyorum diyor. Çünkü diyor hani 3 attınız. Rakibe 10 kere pozisyon verdiniz. Siz de 15 kere gittiniz rakip kaleye. E peki ya rakip bunları tamamlarsa? Ayrıca rakip öne geçerse 1-0. Ondan sonra zaten kapanacak. Zaten onu açmakla uğraşacaksın. Onun yerine daha kontrollü bir oyunu ben destekliyorum tarzı bir konuşması vardı. Şimdi tam birebir aktarma olmadı ama buna benzer bir şey. Sergen aslında ne oynatacağı 2016 yılında belliydi yani Beşiktaş'a baktığımızda ve o Lucescu'yla hatta o konuşma diyordu ki biz 3-5-2 oynuyorduk ama bizim takıma karşı gol atamıyordunuz. Çünkü biz kapandığımız zaman işte Zago, Ahmet Yıldırım, Ronaldo önlerinde Cunti, Tayfur. Tayfur zaten içeri giriyor. Cunti keza benzer bir şekilde içeri giriyor. Zaten bekler İbrahim Üzülmez. Sol bek. Sol ortasa. Sol kanat diyelim hatta wingback dediğimiz mevki. Mertens at bunu 2 olsun. Güzel 2. Biz hiçbir şekilde gol yemiyorduk diyor. Gol yemediğimiz için aslında şampiyon olduk diyor ki. Beşiktaş'ta da aslında onu yarattı. Yani çok harika bir mentor. İnanılmaz iyi bir motivasyon ustası. Bir futbolcuya futbolcu olduğu inandıran biri. Yani Kaylar'ın futbolculuktan bence düşüyordu artık. Ya İngiltere 4. ligi belki 3. liginde falan göreceğimiz bir isim haline geliyordu. Ondan bir futbolcu olduğunu onu hatırlattı. Bunu yapabilen çok az hoca vardır. Sergen'in oyuncuları bu yaklaşımını taktisyen olarak değil bir kez daha söyleyeyim. Oyuncuları bu yaklaşımını ben Mourinho'ya benzetiyorum. Mourinho tipi bir yaklaşım uyguluyor oyunculara. Nasıl Materazzi Mourinho Inter'den ayrıldığı zaman Mourinho ile sarılı bağlaştılar. Yani öyle bir sevgi ortamı var. Ve Materazzi dediğiniz adam kasabın dik alasıdır. Bu şekilde oyuncuları kendine çok fazla inandırıyor Sergen. Bu en büyük özelliği baktığımızda. Ve ben geleceğini çok parlak görüyorum. Hatta Avrupa'ya transfer yapacak hocalardan biri. Avrupa onu da hemen açıkladım. Avrupa'ya transfer... Abdullah Avcı aslında gidiyordu. Bundan 2 sene önce. Sevilla ile anlaşıyordu. Son anda anlaşamadı. Çok bilinen, çok konuşulan bir şeydir. Ben Erol Bulut'tan da bir Avrupa gelebilir. Bu arada performanstan memnunum abi. Devam edin. Bir Zielinski'yi çıkaralım. Şuraya bir defans oyun kurucu Lobot koyalım. Bir de Insigne ekstra oldu. Insigne'yi çıkaralım. Hatta bunları ikili değişiklik yaptık. Şeyleri üçlü. Tamam. Erman da diyor. Ozan da. Ozan çok yetenekli. Fiziksel olarak harika bir seviyedeydi. Ozan ama futbolu sevmiyordu. Ibiza bu arada gol attı Atletik Bilbao karşısında. Ozan futbolu sevmiyordu. Ozan futbolu sevdirdi tekrar. Kendisini hatırlattı. O da çok özel. Ozan Tufan dönüşümü. Laiç bilmiyorum ya. Laiç'in durumu biraz karışık bence. Yani. Can Beşiktaş öyle bir oynuyor ki rakipleri çaresiz bir rakipçi. Evet. Ya bir de sürekli saldırıyor Beşiktaş. Yani ciddi bir fiziksel kondisyonu var. Mesela bugün şey fark ettiniz mi? Sivas Fenerbahçe'nin ben son 10 dakikasını izleyebildim. Fenerbahçe biraz oyundan koptu. Fiziksel olarak Sivas gayet aslında üstünü kurmaya başladı
bazı dakikalarda. Bunu çok fazla görmemek gerekiyor büyük takımlarda. Bir yorgunluk belirtisi gösterdi Fenerbahçe mesela bugünkü Sivas maçında. Aman çok kötü yakalanacağız. Bunu da kötü yakalanacağız işte ve yiyeceğiz büyük ihtimal. Bariz. Orada savunma şeye gidince şuraya en azından maksimum 3 atalım. Şuraya da Manolas'ı satacağız. Artık yapacak bir şey yok. Yorgunsun morgunsun oynayacaksınız abi. Bir değişikliğimiz daha var. Lozan yönü Victor. Hadi Victor Fischer bir şey yap ya. Furkan ben bütün maçı izlemedim. Sadece son 10 dakikasına denk geldim. Yani zaten onu söylüyorum. Onu yorumladım. Gördüğüm kadarıyla oyundan acayip koptu Fenerbahçe. Yani hiç oyunda yoktu bir ara. Of korner. Yemeyin be. Yedik be. 2-0'dan 2-2 yaptılar. Çok yorgunuz abi. Çok yorgunuz ya. Arka arkaya. Nereden nereye? Vallahi 5 dakikada nereden nereye geldik? Neyse belki bir tane daha atarız ya. Dur bakalım. Abi maksimum 3. Önündeki adama versen pozisyona girecek. Veremedin ya. Vur. Gol be gol. Hemen kapan. Kapan kapan kapan. Catenaccio. Kapan. Hocam biz Catenaccio yapmayız dedik. Hemen kaydık Catenaccio. Dengeli. Topa sahipken tempoyu tabii ki düşür. İyice düşür. Zaman geçir. Kısa pas. Karışık pas. Bir de geçiş oyunu değil. Ha, geçiş oyunu. Kademeye dön. Bırak pres mes yapma. Tempoyu düşür. Gol ya. Şükür. Bir de yok. Bu şeyleri değiştirmeyelim. Buna kalsın. Hocam aynen. Otobüs çekmek hiç iyi olmuyor Can bu yıl. Genelde gol yiyorsun. Orada bir ekstra Fabian'ın kötü şutu sekti. Bastoni galiba kafadan. Andonovic sektirdi. Politano attı golünü. Hocam bitir. Hocam artık bitir. 5 dakika uzatma ne oldu acaba 5 dakika? Meteor mu düştü sahanın ortasına? Bitirmek lazım maçı. Son dakika pozisyon yiyeceğiz ya. Abi çıkma çıkma. Bak zaman geçirmeli oynuyorsam yana ver. Sen de yana ver. Git kornerde zaman geçir. Abi gol peşinde değiliz. Yapmayın gözünü seveyim ya. Dön abi dön. Dön abi. Allah'ını seven geri dönsün ya. Yapmayın oynamayın. Bak kaptıracaksın oradan yiyeceğiz golü. Zaten Maksimovic'den ekstra tırsıyorum. Teknik meziyetleri sıkıntılı bir kardeşimiz. Neyse böyle böyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Yedik gibi. Bu korner dönüşü bizim FIFA 20 bir golleri gibi olmazsa açma abi açma. Politano açma canım kardeşim ortanı. Açma geri dön. Hocam valla işkenceyi çektik ya. Resmen işkence. Bitir artık ya hadi. Bitir. Yeti 90 artı 5 abi bitir. Bitti. Oh, şükür be. Güzel galibiyet. Biliyoruz abi biliyoruz. Kondisyonlar felaket durumda. Hepsinin farkındayız. 50 tane maç yapıyoruz. Neyse bu Atalanta maçı da bizim için gecenin de son maçı olsun. Kolibali kart cezası iyi adam demiştir biraz dinleneceğim. Ama Manolas da kart cezası. Ay ay. Herkes kart cezası. Osimhen artık herhalde geri dönersin ha. Lozan öyle başlayalım.
İndi aynen. Besel zamanı. Şöyle bir yorum chat'e bakamadım da şöyle bir chat'e de bakayım. Çok heyecanlandım. Aynen Sefa'nın dediği gibi evet Ozan Tufan'ın hakikaten seviyesi direkt Sergen Hoca'ya yazar. Onun sayesinde. Hatay maçı da keza öyle. Valla Mert'i çağırmak lazım. Şu an harbi sıkıntılı maç ya. Bu, orada şey yok. Benim orta saha tandem kardeşim Mert yok. Orta sahayı birlikte götürdüğümüz defansif orta sahamız. Otobüs çekmek falan hiç işe yaramıyor ya. Ibiza göstere göstere kafa golü attı. Nasıl? Erman sen maçı izliyorsun galiba değil mi? Evet. Ara transfer döneminde kesinlikle bir bek transferi yapacağız. Bir sağ bek alma. 1-1 mi? Yok ya. 2-1 oldu. Ibiza attı. Dakika 65. Ha 1-1. Gol sayılmamış. Tamam. Okey. Manager of the Year'a adaylardan biriyiz tabii ki biz. Galibiyet oranımız %76. Bizi yenen Milan hocasına tabii ki bunu vereceğiz. Çünkü adam bizi perişan etti. Pioli. Stefano Pioli. Verelim oyumuza. Valla iyi oynuyor takım. Sen şu an olay çıkarıyorsun ama. Kiralık diyelim sana. Tamam hadi göndeririz ya. Zaten orta sahamız kalabalık. Ya Egecan yok be. Hiç sevmem ben öyle. Direkt kim hakkıysa verelim abi. Boş ver. Kazanmıyorum. Ne olacak ya? Elif Elmas tabii antrenmanlarda gelişim kaydedir. Şuna bakma. Aa bu arada biz lideriz. Niye lideriz ya? Milan maç mı kaybetti? Yo değiliz lider. Ha Milan. Oo Milan puan kaybetmiş. Biz bu maçı kazansak lideriz. Milan hem de ne kaybetmiş Atalanta'ya? 5-0 kaybetmiş. Bizim şimdiki maçımız Atalanta maçı. Bunlar ne çıkacak maça be? Oha Muriel'e bak. 4 gol. Ay, yanlışlıkla şeye başladım. Maç raporu oluşturdum. Erman iyi. Furkan iyi espri bu arada. Hadi bakalım. Gecenin son maçı. Kazanalım. Kazanalım, kazanalım, kazanalım. Şu an maç kondisyonu falan hiç önemli değil bizim için. Zaten 10 günlük araya gireceğiz. O Papu. Papu Gomez ilk golü yiyor muyuz yemedik. Yok yok ya son maç. Zaten çok çok ara var arada. O günleri de geçmek iyi olur. Zaten niye kazanamayalım? Kırmızı kart. Derun. Derun. Marten Derun. Bastı. Çift daldı. Bastı tekmeyi. Kırmızı kart. Neye döndüler? Attık be. Victor Osimhen. Bu yılki ilk taştan golümüz bu arada. Buradan Metket, sevgili Metket'e duyurulur. Taştan attık. Güzel Osimhen. Bakarız Armini'ye şimdi neler yapmış. Papu gene tehlikeli bir orta. Çok tehlikeli kesiyor ya. Bunları da hiç yapacak bir şey yok. Yani duran toplar o kadar tehlikeli ki heriflerden. Hadi bakalım. İkinci gol gelir mi kornerden? Sine, Gulam. Loren Lozano'ya geldi ama abi arkaya kaçırmayın. Stoper ikilisi Allah'a emanet şu an. Çok kötü durumdayız biz stoper ikilisinde ama bakalım iki bulursa of Lozano ne şut be. Ah direkten döndü.
Direkten döndü, atıyorduk. Atıyorduk, direkten döndü. Alırız ya Erman. Toplarız abi onları. Nikolay, Armini, hatta Guri. Armini Guri'yi de aldırmamız lazım. Burada olmaz Guri. Osimhen aç pasını sıkışacaksın oralarda şimdi nereden nerelere. Elmas güzel. Beki gör. Geç gördü ama yani Lozano hala şut çekiyor. Uf, neler kaçıyor neler. Neler kaçıyor. Bir tane daha bulmamız lazım. Atalanta'nın duran toplar çok tehlikeli. Savunma yorgun. Bizim bir tane daha gol bulmamız lazım. Bulamıyoruz ya bir türlü. Bir tane daha gol bütün kilidi açacak. Yani bütün rahat lider bitireceğiz. Parmakla işaret edelim. Rehavete kapılmayın abi. En tehlikeli şu anda o maçta. Çok yorulan Elif git. Ha, Elmas yerine zaten şöyle bir hamle yapacaktık. Aslında Zivinski de yoruldu da. Insigne de yoruldu. Politano'muz nerede? Yapalım mı bu hamleyi? Hadi biraz daha oynasın. Sonra ikili değişikliğe gidelim. 60 gibi. Papu da yorgun ama oynuyor yani. Hani adam bırakmıyor. Maksimovic yerine Kaya al dedi. Yok, Zielinski'yi çıkaralım. Lobotka'yı alacağız. Bir de şey Insigne'yi çıkaracağım. Hadi Insigne oynatayım ya. Vazgeçtim abi. Lozano'yu çıkartacağım. Politano'yu alacağım. Insigne oynasın ya. Bir gol daha, bir gol daha. Hadi. Abi sen taç kullanıyor. Hadi bu bizim kontramız olsun. Kötü çıktık. Çok kötü çıktık. Bek bomboş. Gene bek tarafından kötü bir atak yiyoruz. Neyse ki. Tabi dar oynuyoruz. Orada da bek hatayı çok açık oluyor. Tamam, sonra bakacağız abi bu değişikliğe. Elimiz yok. Şimdi Napoli Atalanta 1-0 hala gidiyor. Dakika 70. Kaç değişiklik oldu bizim? 3 değişiklik yaptık. Bir tane daha yapacağız. Hadi bir tane daha atsın abi. 2 olmalı ya. Çok sıkıntılı maç. Şöyle bir tane daha değişiklik yapalım şimdi. Gulemi'ye kötü ama oraya alacak adam yok. Kalsın. Adam yok maalesef. Insigne'yi çıkarayım diyordum. Victor Fischer. Bir de şu an aynen Gulam'ın sarısı var. Onu hiç riske atmayalım. Ama 10 kişi kalabiliriz. Dur. Şöyle oynayalım. Devam edelim. Sonra çıkaracağız. Şimdi Gulam'ı çıkaralım. Rikka'yı alalım. Ve artık dengeli. Topa sahipken acelemiz yok. Zaman geçirme. Geçiş oyununda kademeye dön. Tempoyu düşür. Bir de hadi bakalım. Birazcık zamandan yemeye çalışalım yiyebilirsek. Dakika 89-90 bitir ocağı. Oh, 5-0 Milan'ı yendiler. Hakikaten korktum yani ama ve stoper ikilisi de yokken çok kritik galibiyet. Çok kritik galibiyet. Çok kritik galibiyet. 34 puan 20 averajla lideriz. Ve artık 10 gün sonraki Kroton maçı var. Bu zaten gecenin son maçı demiştik. Şöyle biz gene
şey yapalım. Bir dakika, nerede taktik? Taktik. O yanlış taktiği seçtim bir anda. Şuradan biz gene ilk 11'imizi aynı şekilde kuralım. Şu daha iyi ya. Zielinski'nin aslında defans oyun kurucu olması daha iyi. Fabian biraz daha fizikli kalır ileride. Bir daha bakayım da. Fabian'ın mezelası var çünkü. Oynar yani. Pası falan da yüksek. Zielinski de oynar. İkisi de oynar onların ya. Vallahi zor karar ama hadi. Zielinski biraz da böyle oynayalım. Gene kaydedelim bunu. Şimdi lig ve puan durumları. Şöyle yapalım, duralım. Hoş geldin. Aynen sonuna geldin ama şey YouTube'a koyacağım. Oradan görürsün. Şu ana kadar bir beraberliğimiz, iki mağlubiyetimiz var. Serie A'da toplamda 40 gol atıp 20 yedik. Biraz fazla gol yiyoruz ama çok sağlam gol buluyoruz. 34 puanla lideriz. Özellikle şey birazcık üzdü bize. Çok şuradan da şey de yapalım da. Milan maçı üzdü. 3-0'lık galibiyet. En fazla golde 3 oyuncu sıralanıyorlar. Osimhen, Balde, Caputo. Vay, Francesco Caputo burada da gol krallığını oynuyor. Süper. Asist sıralamasında olmamız lazım ya. Yo, ha var. Politano. Ki ona sonradan şey yaptım. Oynattım. İstatistiklerimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şurada bir defans ikilisinde biraz sıkıntımız var ama hepsi geçer. Hepsi geçer. Bundan sonraki yayındaki rakiplerimiz, bu akşam sadece bir maç kaybettik. Hepsini kazandık. Dinamo Moskova'yı karda indik. Juventus'a futbol dersi verdik. 4-1. Hoffenheim 3-1. Torino 2-0. Milan maçı felaket oynadık. Çok kötü oynadık. Elimizde kaybettik. Inter'le son dakika golüyle, yani 86 88. dakika golüyle 3-2 kazandık. Atalanta'yı 1-0 yendik. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Bu hafta, yani cumartesi yayın açmam zor işlerim sebebiyle ama salı perşembe devam ediyoruz. YouTube'dan beğeni atarsanız sevinirim. Oradan beğeni attığınız zaman, kanala abone olduğunuz zaman görünürlük artıyor. Ne kadar görünürlük o kadar etkileşimi arttıran bir şey. Twitter'dan ekleyebilirsiniz. Takımları, taktikleri, her şeyi konuşuyoruz zaten sürekli. Bir ihtimal bir ara şey kuracaktık. O işi bırakmadım. Hala aklımda. Discord kanalı. Onunla ilgili gelişmeleri haberdar edeceğim. Haftaya da Crotone, Fiorentina, Parma, tekrar Crotone'la Fanta Kupası, İtalya Fanta Kupası, Juventus'la Süper Kupa finali, Spezia maçını oynarız. Gene birlikte oluruz. Herkese şimdiden iyi geceler. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.